Gümüş suyu nedir? Ne işe yarar? Buzdolabının icadından önce gümüş sikkenin koruyucu olarak süt kabına atılması yaygın bir uygulamaydı. Çünkü gümüşün alg, bakteri ve diğer istenmeyen organizmaların büyümesini engellediği bilinmekteydi. Gümüş, çok eski tarihlerden beri hem değerli hem de şifalı bir maden olarak tanınır. Bu nedenle eski çağlarda gümüşten yapılan çatal ve bıçaklar kullanmak ya da gümüş kaplarda yemek yiyip gümüş kaplardan bir şeyler içmek önemli olmuştur. Antik zamanlara dayanan gümüş, hastalıkların yayılmasını durdurmak için popüler bir yoldu. Gümüş suyu, 1930'ların ortalarına kadar Amerika'da ilaç olarak kullanılmıştır. O yıllarda pahalı bir ilaç olsa da gümüşün antibiyotik etkisinden faydalanıldığı bilinmektedir. Özellikle enfeksiyon tedavisinde kullanıldığı bilgisi mevcuttur. Penisilinin bulunmasıyla kolloidal gümüş suyu yerini bu yeni ilacı bırakmıştır. Bugün açıkçası insanların gümüş paralarını suya atmaları gerekmiyor. Tek yapmanız gereken doktor tavsiyesiyle birlikte eczanelerden satın aldığınız bir şişeden dikkatlice birkaç damla kullanmaktır. Gümüş suyu, tıbbi çalışmalar için kullanılabilen nanometre boyutlu gümüş parçacıkları içeren bir su çözeltisidir. Ayrıntılı açıklamak gerekirse, kolloidler bir maddenin en küçük biyolojik şeklidir ve homojen görünümlü heterojen karışımlar olarak tarif edilir. Çok küçük olan bu karışımlar hücre zarından kolayca geçebilirler. Kolloidal gümüş ise görünemeyecek kadar küçük gümüş parçacıklarıdır. Bu parçaların buhar damıtımlı su içinde bekletilmesiyle kolloidal gümüş suyu elde edilir. Toplam gümüş içeriği ise iki gümüş formuna ayrılır. İyonik gümüş ve gümüş parçacıklar. Temel olarak ise kolloidal gümüş olarak pazarlanan 3 tip ürün vardır. 1. İyonik gümüş çözeltisi. İyonik gümüş çözeltileri, gümüş içeriği esas olarak gümüş iyonları olan ürünlerdir. İyonik gümüş genellikle kolloidal gümüş suyu olarak pazarlanmakla birlikte gerçek kolloidal gümüş suyu değildir. Üretilmesi en ucuz olanı olduğu için bu kategorideki en popüler ürün iyonik gümüştür. Sadece gerçek kolloidal gümüşün yapabileceği aynı faydaları sağlamaz. 2. Gümüş protein. Büyük gümüş parçacıklarının tutunması için gümüş protein bazlı ürünlere jelatin eklenmektedir. Gümüş protein, piyasadaki en popüler kolloidal gümüş ürünüdür ve gümüş protein tozuna su ekleyerek kolaylıkla yapılabilir. Aynı zamanda sık sık kolloidal gümüş suyu olarak pazarlanır ve etiketlenir. Ancak gerçek kolloidal gümüş suyu ile karıştırılmamalıdır. Gümüş protein, insan kullanımı için daha az etkilidir. 3. Gerçek kolloidal gümüş suyu. Son olarak, gerçek gümüş kolloidler, gümüş içeriğinin büyük çoğunluğu nanometre boyutlu gümüş parçacıklarından oluştuğu için herhangi bir protein veya başka katkı maddesi içermez. Peki gümüş suyunun ne gibi faydaları vardır? Zararları ya da yan etkileri nelerdir? Nasıl kullanılır, nereden temin edilir? Aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını gelecek videolarımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak gelecek videolardan anında haberdar olmayı unutmayın.